Merhaba arkadaşlar. Mutfağıma ve YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için zeytinyağlı bakla tarifim var. Bunun için gerekli malzemeler şöyle yarım çay bardağı kadar ben göz kararı koyuyorum. Zeytinyağım var. Yağımız ısındıktan sonra şöyle bir adet doğramış olduğum kuru soğan ilave ediyorum. Soğanlarımızı rengi dönünceye kadar soteliyoruz. Şöyle ben yarım kilo kadar baklayı böyle şöyle temizledim ve doğradım. Kılçıklı olan kısımları aynen taze fasulyede olduğu gibi ayıkladım kılçık kısmını. Ve şöyle biraz taze soğan yaprağı ve yarım demet kadar da şöyle dereotunu yıkadım. Süzüldükten sonra onu da doğradım. Baklalar piştikten sonra bir 15 dakika pişireceğiz. Sonrasında 10 dakika kala yeşilliklerini ilave edip o şekilde pişireceğiz arkadaşlar. Biz salçayı seviyoruz. Salçalı yemekleri daha çok tercih ediyoruz. Sizler isterseniz koymayabilirsiniz. Şöyle tuzunu da ilave edelim. Açıkçası videosunu çekip çekmeme konusunda kararsız kaldım. Ramazan için dedim hani çorba ve tatlı ağırlıklı, hamur işi ağırlıklı daha iyi olur tabii ki. Ama zeytinyağlı yemeklerime olan ilginizi de bildiğim için tam da baklanın da mevsimiyken paylaşmak istedim. Evet. Şöyle salçamızı biraz bir iki tur çevirelim. Hemen ardından doğramış olduğumuz şu baklalarımızı ilave ediyorum. Tuzunu ilave ettik. Şimdi bunların rengi dönünceye kadar yaklaşık 5 dakika sefeleyeceğiz arkadaşlar. Evet, baklalar sotelendi. Şöyle üstüne geçecek kadar sıcak su ilave ediyorum. Evet, 2 su bardağı tam denk geldi. Bu şekilde bir 15-20 dakika kadar pişireceğim. Sonra son 5-10 dakika kala söylediğim gibi yeşilliklerini ilave edeceğiz. Pişmeye bırakalım. Evet arkadaşlar, şöyle bakla yemeğim yaklaşık bir 15 dakikadır pişiyor. Şimdi şöyle hemen üzerine doğramış olduğum taze soğan yapraklarını ilave ediyorum. Bu lezzeti mutlaka deneyin arkadaşlar. Çok lezzetli oluyor. Şöyle her yerine gelecek şekilde. Bunu yapmamızın sebebi yeşilliklerin çok fazla ölmemesi. O yüzden son aşamada ekliyorum. Ve hemen ardından yine yarım demet doğramış olduğum dereotunu ilave ediyorum. Baklava ve dereotunun birleşimi muhteşem oluyor. Şu an kokuyu duymanız lazım. Evet, şimdi şöyle görsel olarak da şık olsun diye hemen şöyle birazcık yeşillikleri içerisine bastırıyorum. Evet, bir 10 dakikada bu şekilde pişireceğim. Daha sonra servis yapacağım arkadaşlar. Bu arada göstermek istiyorum. Şöyle süzme yoğurdu. Ben birazcık içerisine tuz ilave ettim ve sarımsak rendeledim iki tane. Onu da ezeceğim şimdi yemeğimiz pişerken. Sunum aşamasında böyle süzme yoğurtla üzerine döküp servis yaparsanız çok daha lezzetli oluyor. Evet, yemeğimiz pişsin. Evet arkadaşlar, yemeğimiz pişti. Yaklaşık bir 25 dakikadır pişiyor. Artık altını kapatıyorum. Ve şöyle hemen size göstermek istiyorum.
Evet. Yemeğimiz hazır. Şimdi ben bunu sunum aşamasında dökeceğim yoğurdunu üzerine. Sarımsaklı yoğurt ve onun üzerine de pul biberle servis yapacağım. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Umarım bu videomu da beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın.